Evet efendim, gördüğünüz gibi konularımız dop dolu. Önce tüp bebek var. Eğer sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 ya da 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da her zamanki gibi 24 saat boyunca e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den sorularınızı gönderebilirsiniz. Konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Oya Gökmen, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi efendim, Oya Hoca'yı biraz anlatmak lazım. Çünkü öyle hani tüp bebek uzmanı, kadın doğumcu deyip geçmemek lazım. Oya Hoca hakikaten Türkiye'de tüp bebeğe, kadın doğuma çok büyük katkıları bulunan, yıllarca Ankara'daki doğum ve Zekai Tahir Burak Doğum Evi'nin yöneticiliğini, başhekimliğini yapan, bir sürü işi bir arada on parmağında on marifet yapan bir hekimimiz. Gerçekten öyle. Onun için şimdi bugün onun bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanacağız. Evet, tüp bebekte hem yenilikleri konuşacağız, evet, hem de biraz işin temelini konuşalım, evet, isterseniz. Evet. Yani tüp bebek artık kime yapılıyor? Çünkü artık niye diyorum? Çünkü daha çok kullanılan bir tedavi oldu. Eski kriterler duruyor mu? Nedir tüp bebek yapmanın kriterleri? Evet, tüp bebek artık tedavi modalitelerinden biri olmak yolunda rüştünü ispat etti demek lazım. Eskiden tüp bebek denince ay vah vah falan pozisyonundaydı hastalar. Şimdi artık infertilite dediğimiz kısırlık tedavisinde belirli süreçlerde belirli tedaviler yapıldıktan sonra eğer başarısız olunursa başvurulacak bir tedavi modalitesi. Bazı vakalarda. Bazı vakalarda ise artık olmazsa olmaz hemen yapılması gereken vakalar pozisyonunda. Bu konuda bir konsensus hem dünyada sağlandı hem bizde sağlandı. Bilindiği gibi biraz yanlış anlamasın tırnak içinde ürologlar hastalarımızı bekletirdi. İşte size biraz daha güçlendirici verelim. Bazı kadın doğumcu arkadaşlar biraz daha aşılama yapalım. Ama artık herkes biliyor ki belirli bir süreç var. Bu süreç evlendikten sonra bir sene içinde korunmasız beraberlik olmazsa ve bebek sahibi olmazsa bir doktorun kapısını çalmanız gerekiyor. Doktorun kapısını çaldığınız zaman karı koca beraber gitmeniz gerekiyor. Testleriniz bakıldıktan sonra ne eksikse ona göre bir yönelik tedavi yapılıyor. Ama işte tüp bebek burada bilindiği gibi eskiden cerrahi metotlarla düzeltmeye çalıştığımız ve bugün olmazsa olmaz en baştaki tercihimiz olan tüp hastalıklarında, yani kanal blokajlarında, kanal yapışıklıklarında artık birinci tercih tedavi olarak karşımıza çıktı. Yani eskiden ameliyatla, evet, düzeltelim, tüpünü açalım, sonra da bakalım falan kalktı artık. Evet. Çünkü bilindiği gibi o ameliyatlar tabii zamanında çok başarılı hastalarımız da oldu ama fizyolojiyi değiştiremediği için hatalı tüplerde başarılı sonuçlar elde edemedik. Ancak hani kanal ligasyon yapılmışsa, bağlanmışsa, sağlıklı tüp birbirine bağlanırsa mikroskop altında tamam, ama zaten sağlıksız tüpe bir şey yapılamıyor. Bir de bilindiği gibi yani tüp bebek zaten kanalları kapalı olan bir kadının çocuk sahibi olması için ortaya gelen bir şey. Dolayısıyla en azından yöntem bu şekilde daha hızlı kabul edildi. Bir de artık dünya gelişiyor, biz de gelişiyoruz. Bizim kızlarımız da, kadınlarımız da daha çok okuyorlar. Diyorlar ki önce kariyerimi yapayım, sonra çocuğumu yapayım. Dolayısıyla yaş faktörü, siz de tüp bebeğin içindesiniz. Size gelen hastada, bize gelen hastada hep aynı. Daha ziyade 35 yaş civarında bir evlilik ve o evlilikten sonra beklenen süreçte zarar gören hastalar. Onun için her gün aynısını söylüyoruz, belki siz de tekrar ediyorsunuzdur her zaman. Yaş bizim için çok önemli. Yaş konusunda biz diyoruz ki hani 35 yaşında evlendiyseniz böyle hani Dünya Sağlık Teşkilatı tedavi modalitesini beklemiyoruz. Hemen doktora gidiniz ve bir an evvel tedaviye başlayınız. Siz de görüyorsunuzdur bu zamanlarda genç hastalarımızda, prematür over yetmezliği hastalarımızda bir artış var. Yani erken dönemde yumurtalarını, evet, kaybedebiliyor, evet, insanlar yani, ve bu daha sık, evet, görülmeye başladı. Bu daha sık görülmeye başladı. Genç hastalar, inanamıyorsunuz, ultrasonda bir iki yumurtası var. 3 ay sonra yok. Eskiden biz bunu hani hep işte daha ziyade herediter, yani işte ne bileyim kromozomal bir sıkıntısı vardır, aileden gelen bir sıkıntısı vardır. Ama şu anda öyle değil yani, bilinmeyen bazı belki yediğimiz içtiğimiz şeyler, belki büyürken aldığımız hormonlu gıdalar, ne derseniz değil. Evet, evet, bir şeyler yani var, siz de görüyorsunuzdur kesinlikle, yani. Kesinlikle çok doğru. Genç hasta, onun için ben şimdi
bu modalitelerimde şu cümleyi de değiştiriyorum. Lütfen evlendiğiniz zaman çocuk istemiyorsanız bile evvela bir gidip yumurta rezervinizi ölçtürün. Hangi yaşta olursanız olun. Çünkü sevgili seyirciler, kanınız alınıyor. Adetin ikinci günü bir ultrasonla muayene oluyorsunuz. Ve bunlar size anahtar nokta olarak yanınızda duruyor. İstediğiniz zaman eğer her şeyiniz normalse, yaşınız uygunsa kararınızı verebilirsiniz. Ama yani o sırada bir şey tespit edildiyse zaman altın kadar kıymetli, doğru mu? Çok doğru. Çünkü tren kaçınca bir daha geri dönüşü yok. Halbuki çok da basit bir şekilde tespit ediyor. Bu dediğiniz iki örneğe de ben de çok rastlıyorum. Bir tanesi hakikaten insanlar artık mesela şöyle geliyor. Evet. 42 yaşında diyor ki bana geliyor. Biz hiç düşünmedik bugüne kadar çocuğu. İlk defa düşünüyoruz diyor yani. Mesela. Yani bu bir geliyor. Bir de 20'li yaşlarda, 25 yaşında, 26 yaşında ya benim adetlerimde bir problem var, doktora gittim. Tesadüfen bana dediler ki sen menopoza giriyorsun, şöyle oluyorsun. Evet. Bunlar çok rastlıyor. Yani şunu vurguluyorsunuz. Mutlaka yumurta kapasitenize baktırın. Baktırın. Hangi yaşta olursanız olun baktırın lütfen. Çok basit. Bir kan testi, bir ultrasonla yumurtalarınızda kaç tane antral folikül dediğimiz yani yumurta geliştirecek yumurta sayınız ne kadar bakıyoruz. Çok basit. Lütfen yaptırın ne olur. Evet. Bu konuda şimdi Sağlık Bakanlığı da çok güzel bir adım attı. Onu söyleyecektim. Evet. Evet. Buyurun siz. Yok, siz rica edin. Buyurun. Evet, Sağlık Bakanlığı şimdi şöyle diyor. İleride siz geç zamanlarda evlenmeyi düşünüyorsanız yumurtalarınızı dondurabilirsiniz artık diyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir noktaydı. Spermleri eskiden biliyorsunuz hastalık nedeniyle donduruyorduk. Yumurtaları yine hastalık nedeniyle ya kemoterapi alacaksa, radyoterapi alacaksa dondurabiliyorduk. Ama şimdi isteğe bağlı bunların dondurulması ve saklanması ve ileride kullanılması mümkün olacak. O işlemi kısacık bize anlatır mısınız? Yani ne yapmaları gerekiyor? Hani gözlerin de büyümesin diye. Evet, esasında gözünüzde büyüyecek bir şey yok. Kendi yumurtanız siklusunda takip edilip de alınabilir. Ama biz umumiyetle biraz daha fazla yumurta sayısı olsun elimizde, sepetimizde dondurduğumuz dediğimiz için biraz güçlendirici tedaviler verip onları aynı tüp bebekteki gibi dışarıya alıp donduruyoruz. İşte sözü gelmişken yenilikler diyorsunuz ya, oraya girmek istiyorum. Yenilikler de eskiden ellerimiz çok güçlü değildi, siz de bilirdiniz. Yani dondurmada çok başarılı değildik ama şimdi dondurmada vitrifikasyon dediğimiz hızlı bir metot var. Buzlaştırıyor hemen, dışını kristalleştiriyor. Dolayısıyla içerisi temiz şey kalıyor, sağlıklı kalıyor. Açtığınız zaman da gayet canlı. Dolayısıyla yumurtalarımızı bu metotla, yani hızlı dondurma metoduyla dondurduğumuz zaman ve ileride çözdüğümüz zaman tazeliklerinden ve başarısından eminiz diye düşünüyorum. Evet, süper. Bu konu hakikaten çok önemli. Artık bu yumurtalarınızı dondurabiliyorsunuz. Bir telefonunuz var. Müsaade ederseniz evet, Ankara'dan. Tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi benim bir sorum var. Biz geçen yıl, 2 yıl önce bir tedavi olundu tüp bebekle ilgili. Bir aya yakın ilaç kullanıldı ama yumurtalar gelişmedi. İşte. Hiç yumurta bulunamadı. Kaç yaşındasınız? Benim 30 yaşında diyelim, gelinim. Ha, gelininiz, evet. Evet, ondan sonra onu bıraktık çünkü adet kanamaları bittiydi. Bir yıl, 1,5 yıl bir ara verildi. Bu Mayıs'ta tüp bebek denemesi yeniden yapıldı. 18 tane yumurta toplanıldı. Bu 18 taneden 2 tanesi konuldu. Ama şu anda dış gebelik oluştu. Şu anda o dış gebeliği düşürmeye, yani onu şey etmeye çalışılıyor doktor. Onun tedavisi altında. Tüp bebekte dış gebelik neden olur? Ben onu öğrenmek istiyorum. Evet. Sonra ne zaman tedaviye başlaması lazım tekrar? Peki, hemen şöyle yapalım. Bir kere ben gözünüz aydın diyeyim, dış gebelik olmasına rağmen. Yani 2 yıl önce hiç yumurta çıkmazken 18 tane yumurta müthiş bir şey. Çok güzel, gelecekte çocuk olabileceğini gösteriyor. Dış gebelik de bunun. Ama dış gebelikte niye tüp bebekte olur? Şimdi ne yapması lazım? Ne zaman tekrar yapabilir? Oya Hoca'ya soralım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim size sorunuz için. Teşekkür ederim. Evet. Kapatayım mı telefonu? Kapatıp dinleyebilirsiniz bizi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, evvela tebrik etmek lazım sizin dediğiniz gibi. Birden yumurtası yokken 18 yumurta deyince ben heyecana kapıldım ama yine de iki tanesi sağlıklı çıkmış. Yine de dikkat etmek lazım. Yine de hızlı hareket etmek lazım. Neden dış gebelik oluyor? Bazen doğumsal olarak kanallarımız çok uzun oluyor. Bilindiği gibi belki çoğu kişi tam anımsayamıyor ama bir cinsel beraberlikten sonra içeriye giren spermler yumurtayla kanalda birleşiyorlar. Yani her normal gebelik bir dış gebelik olarak başlıyor. Sonra gelişen embriyo kanaldan geriye dönüp rahimin içine oturuyor. Eğer kanal çok uzunsa bu yolculuk sırasında tombullaşıyor embriyo ve orayı da rahim zannedip oturup yerleşiyor. Normal dış gebelik, yani sizdeki gibi değil de normal dış gebeliğin oluşması böyle. Tüp bebekte niye dış gebelik oluyor? Biliyorsunuz biz rahimin içine bebekleri ince bir kateter vasıtasıyla koyuyoruz ve ultrason altında onları yerleştiğini görüyoruz umumiyetle. Ama bazen herhalde çok dibe kadar, yani fundus dediğimiz tepe duvara kadar geldiği zaman o tepe duvardan bazı kimyasal mekanizmalarla kanala doğru kendisini atabiliyor embriyo ve orada yerleşebiliyor. Ama yine mekanizma aynı. Yerleşilen yer tüp, yani kanal. Meydana gelinecek yer, yerleşilecek yer değil. Tabii ki tombullaştıkça oradaki tüp bebeğin gelişmesiyle ilgili sağlıklı bir gelişmeye rahimde olacakken orada olunca normal dış gebelik prosesini yaşıyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz? Arkadaşlarımız herhalde tedavide medikal tedaviyi tercih etmişler. Nasıl olsa bir daha tüp bebek yapacağız. Hani kanallarını zedelemeyelim diye düşündüler belki. Bir tedavi metodu olaraktan kullandığımız bir ilacımız var. Metotreksat diye. O ilacı ağızdan verebiliyoruz, damardan verebiliyoruz. Ama işte kişiye göre, dozuna göre veriyoruz. Ve umumiyetle maksadımız o gebeliği orada artık öldürmek mi demek lazım? Hayatiyetini azaltmak için verdiğimiz bir esasında kanser ilacı. Evet. Ama tedavide düşük dozlarda kullandığımız zaman bize bir alternatif olarak, neyin alternatifi? Cerrahinin alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir şey daha sormuştu hemen. Tekrar ne zaman diye, birkaç ay sonra tekrar başlayabilir. Evet, birkaç ay, yani bu birkaç ayı 2 ay en aşağı olmalı diye düşünüyorum. Bir sakinleme olsun diye, ama 3. ayda başlayabilirler. Hızlı hareket etmeleri lazım. Ankara sürekli sizi arıyor. Elif Kaya Ankara'dan. Efendim, günaydın. Evet. Günaydın. Kolay Nasılsınız? Gelsin. Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun. Hemen alalım sorunuzu. Vaktimiz daralıyor. Evet. Ben 31 yaşındayım. Yaklaşık 1,5 yıldır korunmuyordum. Gebelik bekliyordum. Yalnız en son doğal yöntemle Şubat ayında adet gördüm. Ve o zamandan bu yana görmedim. Doktora gittiğimde bana bir ilaç kullandırıp adet görmemi sağladılar. Birkaç aydır yine sistemli olarak gidip geliyorum. Tetkiklerim yapıldı. Erken menopoz tanısı da kondu ama hani başka bir yere görüldüğümde aslında böyle bir şey olmadığını, farklı bir ilaç kullanmamı önerdiler. Ben de yeniden kullandım ve şu an adet görüyorum. Ama gebelik olup olmayacağına kesin bir şey söylenmedi. Bundan sonra nasıl bir yol izleyebilirim? Evet, Elif Hanım, bir kere şimdi bir merkez erken menopoz bir merkez değil demiş ama çok önemli bir konu bu. Mutlaka bir güvendiğiniz tüp bebek merkezindeki hekimler tarafından, değil mi hocam? Evet, yani onlar mutlaka, tarafından mutlaka değerlendirmesi bir lazım. Bir tüp bebek merkezinde lütfen değerlendiriniz. Zaman geçirmeyiniz. Zaman sizin için çok önemli. Çünkü erken menopozda sizi ne kadar erken yakalar, ne kadar erken tedaviye sokabilirsek eğer tüp bebek konusunda başarıyı yakalayabiliriz ve sizi çocuk sahibi edebiliriz. Onun için Aytu Bey'in dediği çok doğru. En kısa zamanda bir tüp bebek merkezinde ilaçlarınızı kullandıktan sonra bir adet göreceksiniz. O adetin ikinci günü hem yumurta rezervinize, hem beyin üstü hormonlarınıza, hem tiroid hormonlarınıza, hem süt hormonlarınıza, bir de yumurtalığın kapasitesini gösteren AMH dediğimiz bir yeni hormon var. Onun bakılması lazım. Bakıldıktan sonra da hızlı hareket edilmesi lazım. Zaman sizin için aleyhe işleyecek. Evet, Elif Hanım.
çok hızlı hareket edip bir merkezde bunların bakılması lazım. Hangi testler gerekiyor isterseniz yayından sonra da onları bir size ulaştırırız. Ankara'ya çok sevgiler diyoruz. Hocam son iki dakikamız, sağ olun, çok teşekkür ederim. Son iki dakikamız kaldı. Evet. Biraz genetiği mi konuşalım yeniliklerde? Evet. Çünkü genetik çok eklendi bu işlere artık. Evet. Yani yenilikler içinde önce vitrifikasyon vardı, konuştuk. Genetik de olmazsa olmaz hayatımızın artık bilinmeyeninden çıkıp bilenin haline geldi biliyorsunuz. Eskiden genetiği hepimiz anlatırken falan çok da anlamazdık. Şimdi daha anlaşılır hale geldi. Tüp bebekte de daha çok kullanılır hale geldi. Tüp bebekte bir kullanılması zorunlu olan kısımlar var. Bunlar biliyorsunuz akraba evlilikleri yahut başarısız tüp bebek girişimleri, mükerrer düşükler yapan hastalar. Bazı X veya Y kromozomuyla taşınan hastalıklar. Bunlar tüp bebek ile seçilmiş sağlıklı embriyoların bulunup, konulup sağlıklı bir bebek verilmesi için en önemli tedavi metodu olarak karşımızda kalıyor. Bu bir. İkincisi, şu anda elimizde bizim için eskiden seçtiğimiz tüp bebekte sağlıklı mı diye baktığımız metotlarda bir değişim var. Ama daha önce girişte de konuşuyorduk. Bu metotlarda artık biz biraz daha embriyoyu bekletelim, eskiden üçüncü günde verirdik, tetkiklerimizi üçüncü günde yapardık. Artık genetik tetkikler daha sıkı, daha kısa ve daha net bilgiler bize verebildiği için beşinci güne kadar giden embriyolarınızın içinden trofoektoderm biyopsisi dediğimiz dış kısımdan alınan ve embriyonun sağlığını gösteren ve kromozomal yapısını aşağı yukarı 100 kromozoma kadar şu anda sağlıklı bize söyleyebilen metot CGH mesela çıktı. Dolayısıyla bunlarla tespit ettiğimiz bu sağlıklı embriyoları içeri yerleştirme şansımız var. Ama ne yazık ki Aykut Bey ile konuştuk girişte de, şimdi de aynı cümleyi tekrar ediyorum. Çok fazla erken menopoz hastamız var. Çok fazla denenmiş yumurtasını kaybetmiş hastamız var ve çok fazla Aytü Bey'in söylediği gibi geç gebelik için düşünceye girip bizim karşımıza çok düşük yumurta rezerviyle gelen hastamız var. Bu hastalarımızın Aytü Bey 5. güne kadar gidebilecek embriyoları oluyor mu sizce? Maalesef olmuyor. 5. güne gidecek embriyo olmuyor. Onun için erken harekete geçmek Oya Hoca'nın söylediği gibi çok önemli. Süremiz de maalesef doldu. Evet. Biz Profesör Doktor Oya Gökmen'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun anlattıklarınız için. Kısa bir reklam arası efendim.